Mecliste bir arkadaşımız bu iktidar koronavirüsten daha tehlikeli deyince o günkü grup başkan vekili çok üzülmüştü. Ben şimdi söyleyeceğim size bu iktidar hakikaten koronavirüsten daha tehlikeli. Zira koronavirüsü doğru yöneten ülkeler koronavirüsü çok rahat bir şekilde geçirdiler. Koronavirüsü yönetemeyen bizim gibi ülkeler her gün ölmeye, telef olmaya devam ediyorlar. Ben buradan hepinize sesleniyorum. Bütün bizi izleyenlere sesliyorum. Herkes kendini korusun. Zira iktidardan fayda yok salgında işimiz gerçekten Allah'a kaldı. Yasakları iki saat öne çekerek koronavirüsün pes edeceğini düşündüler. Bu kadar basiretsizler. Koronavirüsten daha tehlikeli bir şey varsa gerçekten bu iktidarın kendisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o boş gözlerle bir cama bakarak kısmi kapanma, kapanma açıkladığı gün COVID-19 tablosuna göre Türkiye'de her üç saniyede iki kişi koronavirüse yakalanıyordu. Ölüm hızı beş dakikada bir kişiye yaklaşmıştı. Her beş dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor şu anda Türkiye'de. Türkiye yüz bin kişiye düşen hasta sayısı bakımından uzak ara dünya lideriydi o gün. Böyle bir ülkede yapılması gerekenin ne olduğunu bilim söylüyor. Uzun süreli kapanma diyor. Tam kapanma diyor. İktidar sıfırı tüketmemize neden olduğu için Artık ne fabrikaları kapatmak mümkün, ne de küçük esnafı ayakta tutacak destekleri sağlamak mümkün. Türkiye'nin kefen parasını bile yediler bunlar. Hani Nurettin Canikli diyor ya, 100 yılda bir karşılaşmayacağımız bir durumdu bu. Ancak 100 yılda bir karşılaşılabilir böyle bir durumda diye. İyi de o 100 yılda bir karşılaşılacak bu böyle bir durumda yalnız biz karşılaşmadık ki. Fransa'da karşılaştı, Almanya'da karşılaştı, İngiltere'de karşılaştı. Onlar tam kapanma yaptılar. Vatandaşlarına çok büyük miktarda yardımlar yaptılar. Dünyanın ilk 20 ekonomiyi siz diye bağır bağır bağırdığınız, bu içine ettiğiniz bu ülke ekonomisinin içerisinde siz vatandaş hiçbir şey yapmadınız. Halbuki o 128 milyar tam da böyle bir dönemde lazımdı bize. Yani tam kapanmayı sağlayacak bir bütçemiz olsaydı, o parayla bugün her vatandaşımıza 13 bin lira para dağıtabilir. Dört kişilik bir aile düşün, 50 bin lira senelik para verebilirdiniz. Başından bu yana yapmaktan imtina ettiğiniz tam kapanmayı bile çok rahatlıkla sağlayabilirdiniz. Türkiye'nin hastalıktan kırıldığı ve Sayın Erdoğan'ın kısmi kapanma açıkladığı gün İngiltere 97 günlük kapanmanın ardından açılmıştı. Bugün onlar dışarıda, bizlerse içerideyiz. Çünkü onların yöneticileri üçüncü faza gelmiş her açıdan geçtiğimiz Haziran'da bol bol sipariş verirken bizimkiler aşı almayı beceremediler. Evet beceremediler. Yeciktiler. Korona ile mücadelede çok övünüyorduk ya bir de başarı hikayesi de kitap bastırmışlar. Günah ya ayıp ya. Millet sedyede ölüyor biliyor musunuz? Yoğun bakımları bırakın. Servislerde yer yok. Millet sedyede ölüyor şu anda. Gebze Devlet Hastanesi'nde, Fatih Devlet Hastanesi'nde, Darıca Farabi Hastanesi'nde yer yok. Hekimler çaresiz. Hasta yakınlarına bir şey diyecek yüzleri yok. Utanıyorlar. Yer yok ama onların kabahati değil. Biz bu haldeyken kalkıp başarı hikayesi dolu bir kitap çık bastırmışlar. İşten geçti. Herkes kendini kollasın. Emin olun bunların yapacağı hiçbir şey yok. Şimdi bir de tutmuşlar diyorlar ki biz turizm sezonunu kurtaracağız. Bizi bu hale getiren sarayda hiç bilim kuruluna kulak vermeyen, bilim insanlarının sözlerini yoksayan sarayda alınan keyfi kararlardır bu hale getiren.